Kabe'nin yeniden inşası. Bu bahsettiğimiz olaylardan, yani Ali'nin aileye katılmasından kısa bir zaman önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken Kureyşliler Kabe'yi tekrardan yapmaya karar verdiler. O zamanlar Kabe'nin yüksekliği bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi. Kısa bir süre önce mahzene gömülen hazinelerden bir kısmı çalınmıştı. Ellerinde çatı yapmaya yetecek kadar kereste vardı. Yunanlı bir tüccarın gemisi karaya vurmuştu ve tamir edilemeyecek kadar dağılmış bir halde Cidde kıyısında bekliyordu. Bu nedenle onun kerestelerini çatı yapmak için aldılar. O sırada Mekke'de yetenekli bir marangoz olan bir Kıpti de bulunuyordu. Fakat Kabe'ye duydukları saygı o denli fazlaydı ki ona el sürmekte tereddüt ediyorlardı. Planları yumuşak ve dayanıksız taşlardan yapılmış olan tüm duvarları yıkıp yenilerini yapmaktı. Fakat kutsal olan bu yeri yıkarak günahkar olmaktan ve belaya uğramaktan korkuyorlardı. Bu tereddütleri Kabe'nin duvarından her gün güneşlemek için dışarı çıkan yılanı görmeleriyle daha da arttı. Kim o tarafa yaklaşırsa yılan başını kaldırıyor, dilini çıkarıp tıslıyordu. Bu da onları çok korkutuyordu. Fakat bir gün yılan güneşlenirken Allah gökten bir kartal gönderdi. Kartal yılanı kaptı ve uçtu gitti. Kureyşliler aralarında şöyle konuştular. Şimdi Allah'ın bizim niyetimizi tasdik ettiğine inanabiliriz. Bize yardım edecek bir marangozumuz ve tahtalarımız var. Allah bizi yılandan da kurtardı. Duvarların üstünden ilk taşı alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük annesi Fatıma'nın erkek kardeşi Mahzumlu Ebu Vehb idi. Fakat o taşı alır almaz taş elinden kurtulup tekrar eski yerine döndü. Bunun üzerine hepsi işe devam etmekten korkarak Kabe'den kaçtılar. Daha sonra Mahzumilerin reisi o zaman hayatta olmayan Mughire'nin oğlu Velid kazmayı eline aldı ve şöyle dedi. Ey Allah'ım korkma. Ey Allah'ım biz iyilikten başka bir şey istemiyoruz. Daha sonra Yemen köşesiyle Hacerül Esved'in arasındaki güneydoğu duvarının bir kısmını yıktı. Fakat diğerleri işe koyulmaktan çekindiler. Bekleyelim ve görelim dediler. Eğer o helak olursa Kabe'ye dokunmayalım. Hatta onu eski haline çevirelim. Fakat eğer o çarpılmazsa ki bu Allah işimizi onaylıyor demektir, onu sonuna kadar yıkalım. Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid sabah erkenden tekrar işe başladı. Diğerleri de ona katıldılar. Tüm duvarlar İbrahim Aleyhisselam'ın attığı temellere kadar yıkılınca yan yana dizilmiş deve hörgüçlerine benzer büyük yeşilimsi taşlar ortaya çıktı. Bir adam taşlardan birini çekip çıkarmak için iki taşın arasına bir manivela koydu. Fakat ilk hareketinde tüm Mekke'yi sarsan ve depreme benzeyen bir sallantı oldu. Bunu temelleri yıkmamaları için yapılan bir uyarı işareti olarak kabul ettiler. Hacerül Esved'in bulunduğu köşede Süryanice bir yazı buldular. Onu bir Yahudi okuyana dek ne olduğunu bilmeden sakladılar. Ben Allah'ım ve Bekke'nin Rabbiyim. Bekke'yi, gökleri ve yeri yarattığım, aya ve güneşe şekil verdiğim ve güneşin etrafına dokunulmaz olan yedi meleği yerleştirdiğim gün yarattım. O, Bekke, insanlarına süt ve su ile yardım eden iki tepesi var oldukça var olmaya devam edecektir. Bir parça yazı da İbrahim makamında. Kabe'nin kapısı yanında İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izini taşıyan kayanın altında bulundu. Mekke Allah'ın kutsal evidir. Onun sürekliliği üç yönden gelir. Onun insanları onu ilk kirletenler olmasın. Kureyşliler binanın yüksekliğini arttırmak için daha çok taş topladılar. Ayrı ayrı kabileler sırayla çalıştılar. Nihayet bina Hacerül Esved'in konulacağı yüksekliğe geldi. Bu sırada aralarında şiddetli bir tartışma çıktı. Çünkü hiçbiri Hacerül Esved'i duvara yerleştirme şerefini diğer kabileye bırakmak istemiyordu. Bu tartışma birkaç gün sürdü ve anlaşmazlık o denli büyüdü ki taraflar savaşmaya hazırlandılar. O sırada yaşlı bir adam şöyle bir öneri getirdi. Ey Kureyşliler! Tartıştığınız konuda sizi uzlaştıracak bir hakem seçin. Mescide girecek olan ilk adam bu konuda hakem olsun.
Kabe'nin çevresindeki alana mescid, yani secde edilen yer adı verilirdi. Çünkü Allah'ın evine yönelerek onda secde etme geleneği İbrahim ve İsmail'den beri devam ede geliyordu. Yaşlı adamın tavsiyesine uymaya karar verdiler. Mescide ilk giren kişi belli bir süredir Mekke'de bulunmayan ve henüz dönen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Onun kapıdan görünmesiyle insanların yüzünde mutluluk ve sevinç ifadeleri belirdi. Daha da yaklaştığında memnuniyetle dolu selamlamalar ve mırıldanmalar topluluğu sardı. Bazıları "O el-emindir" dediler. Bazıları "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, onun kararına uyarız" dediler. Meseleyi ona anlattıklarında o "Bana bir parça kumaş getirin" dedi. Getirdiklerinde bezi yere yaydı. Hacerül Esved'i ortasına koydu. "Her kabile bezin bir ucundan tutsun" dedi. Sonra "Hep birlikte onu kaldırın." Taşı yeteri kadar yerden yükselttiklerinde onu aldı ve Kabe'nin köşesine kendi elleriyle yerleştirdi ve böylece inşaat devam etti. İlk vahiy. Otorite ve saygınlığının dışa vurmasından kısa bir süre sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten bilincinde olduğu ruhsal olayların yanı sıra bazı güçlü içsel işaretler almaya başlamıştı. Bunların nasıl olduğu sorulduğunda onların uykudayken gelen sabahın aydınlığı gibi gerçek görüntüler olduğunu söylerdi. Bunların sonucunda tenha yerleri tercih etmeye başladı ve Mekke'nin üstündeki tepelerden birine, Hira Dağı'ndaki bir mağaraya inzivaya çekilmeyi adet haline getirdi. Bu Kureyş geleneklerine yabancı ve garip bir olay değildi. Çünkü inziva İsmailoğulları arasında gelenek haline gelmişti. Her nesilde belirli bir süre insanların dünyasından el çekip yalnız kalmayı tercih eden birkaç kişi bulunurdu. Bu eski fakat hala uygulanan geleneğe uygun olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına biraz yiyecek alır ve birkaç geceyi Allah'a ibadetle geçirirdi. Daha sonra ailesine döner, tekrar yiyecek ve gerekli şeyleri alıp geri giderdi. Bu yıllarda ara sıra şehirden ayrılıp mağaraya yaklaştığında şöyle sesler duyardı. "Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun." Geriye dönüp kimin konuştuğunu araştırdığında ise kayalar ve ağaçlardan başka kimse göremezdi. Ramazan geleneksel inziva ayı idi. 40 yaşındayken Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona "Oku" dedi. O "Ben okuma bilmem" deyince kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu. "Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp "Oku" dedi. Ben "Okuma bilmem" dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi. "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti." O bu sözleri meleğin arkasından tekrarladı. Ve melek onu bırakıp gitti. Daha sonraları şöyle derdi. "Sanki kelimeler kalbime yazılmıştı. Fakat o kendisine şairlere olduğu gibi bir cinin musallat olmasından korktu. Bu yüzden hemen mağarayı terk etti. Dağdan inerken yukarıdan bir sesin şöyle dediğini duydu. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im." Gözlerini yukarı çevirdi, onu mağarada ziyarete gelen kimse oradaydı. Fakat şimdi aslen melek şeklindeydi, tüm ufku kaplamıştı. Tekrar, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im" dedi. Peygamber meleğe bakmaya devam etti. Daha sonra gözlerini ondan çevirdi. Fakat nereye baksa melek oradaydı. Doğu, batı, kuzey, güney tüm ufku kaplamıştı. Nihayet melek ondan ayrıldı. O da evine dönebildi. Hızlı hızlı çarpan kalbiyle yatağına uzanıp Hatice'ye "Beni örtün, beni örtün" dedi.
Birden telaşlanan Hatice ona hiçbir şey sormadan bir örtü getirdi ve üzerine örttü. Korkusu biraz geçtiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerini ve duyduklarını anlattı. Bunun üzerine Hatice yaşlı ve kör bir adam olan kuzeni Varaka'ya gitti ve olanları haber verdi. O da "Hay mübarek" dedi. Varaka'nın nefsine hakim olana yemin ederim ki Muhammed'e Musa'ya gelen namus gelmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halkının peygamberidir. Git onu teskin et. Hatice eve döndü ve aynı sözleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a adadığı ibadet günlerini tamamlamak için gönlü rahat olarak mağaraya döndü. İbadetini bitirdikten sonra adeti üzere Kabe'ye gitti, tavafı tamamladı. Daha sonra mescitte oturanlar arasında gördüğü yaşlı ve kör Varaka'yı selamladı. Varaka ona, "Ey kardeşimin oğlu, bana gördüklerini ve duyduklarını anlat," dedi. Hazreti Peygamber olanları anlatınca Varaka ona da Hatice'ye söylediklerinin aynısını tekrarladı. Fakat bu kez şunları da ekledi. "Sana yalancı diyecekler, kötü davranacaklar, sana savaş açacaklar ve seni kovacaklar. Ben o günleri görürsem Allah için sana yardım edeceğim." Ona doğru eğildi ve alnından öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra evine döndü. Hazreti Hatice ve Varaka'nın ona güven vermesinden sonra kendisine olan güveni semadan gelen ikinci vahiy ile iyice güçlendi. İkinci vahyin nasıl geldiği kaynaklarda kaydedilmemiş. Fakat Hazreti Peygamber'e nasıl geldiği sorulduğunda iki şekilde cevabını vermişti. "Bazen o bana zil sesi gibi geliyordu. Bu en zor ve ağır olanıydı. Zil sesleri, çınlamalar mesajı anladığım anda kesiliyordu. Bazen de melek bir insan şeklinde geliyor ve konuşuyor, ben de konuştuklarını ezberliyordum. Bu ikinci vahiy bir tek harfle, daha sonra Kur'an'daki birçok surenin başında yer alacak olan harflerden ilkiyle başlıyordu. Harfin hemen arkasından ilahi bir ant geliyordu. İlk vahide de belirtilen Allah'ın insana öğretme aracı olan kalem üzerine yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kağıdı yarattı ve kaleme yaz diye emretti. Kalem ne yazayım cevabını verdi. Allah Celle Celaluhu, kıyamete dek yarattıklarımla ilgili benim ilmimi yaz dedi. Daha sonra kalem verilen emri yerine getirdi. Kaleme and içtikten sonra bir de onun yazdıklarına and içiliyordu. Semada meleklerin kağıtlara yazdığı şeylerden biri de daha sonra indirilen vahiylerde levh-i mahfuzda yazılı şerefi üstün bir Kur'an ve kitabın anası olarak geçen Kur'an'ın semavi arketipidir. Yani ona da and içiliyor. Bu iki yemini teselli takip ediyor. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir deli değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bu ilk vahiyler geldikten sonra belli bir süre vahiy kesintiye uğradı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin sürekli teselli etmesine rağmen Allah'ın gazabına uğramış olmaktan korkuyordu. Sonunda bu sessizlik bitti ve onu temin edici bir vahiy geldi. Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken seni doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme.
İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini ise durmaksızın anlat. Namaz. Bu son cümleye uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık eşinden sonra kendisine en yakın ve sevgili bulduğu kişilere melek ve vahiy hakkında gördüklerini anlatmaya başladı. Henüz onlardan hiçbir şey istemiyordu. İstediği tek şey sırrını açığa çıkarmamalarıydı. Fakat bu durum uzun sürmedi. Bir gün Mekke'nin üzerindeki yükseklikte Cebrail aleyhisselam ona geldi ve topuğuyla tepenin yamacındaki çimliğe vurdu. Oradan hemen bir su fışkırmaya başladı. Daha sonra namazdan önce kendisini nasıl temizleyeceğini Peygamber aleyhisselama öğretmek için onun önünde abdest aldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu taklit etti. Sonra namazı nasıl kılacağını, kıyam, rükû, sücud ve teşehhüd miktarı oturmanın nasıl yapılacağını öğretti. Ve bunların aralarında Allahu Ekber, Allah büyüktür denilecek zamanları, namaz bittikten sonra da Esselamu Aleyküm, selam üzerinize olsun meleklere demesi gerektiğini söyledi. Peygamber yine onu taklit etti. Melek oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evine döndü. Döndüğünde öğrendiklerinin tümünü Hazreti Hatice'ye de öğretti ve birlikte namaz kıldılar. Din artık abdest ve namaz esasları üzerine kurulmuştu. Hatice'den sonra bu esasları ilk uygulayanlar Ali, Zeyd ve Hazreti Peygamber'in yakın dostu Teymli Ebu Bekir idi. Ali daha 10 yaşındaydı. Zeyd'in henüz Mekke'de hiçbir etkisi yoktu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh sevilen ve saygı duyulan bir kimseydi. Çünkü bilgili, anlayışlı ve yumuşak huylu bir adamdı. Çoğu kimseler şu veya bu konuda danışmak için ona gelirlerdi. Şimdi o, güvenebileceği kimseleri Hazreti Peygamber'e uymaları için yeni dine davet etmeye başlamıştı. Uyanların çoğu yeni dine onun aracılığı ile girmişlerdi. Çağrıya ilk karşılık verenlerden biri Zühre kabilesinden Avf'ın oğlu Abdullah Amr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin uzaktan akrabası oluyordu. Diğeri ise Benil Haris kabilesinden El Cerrah'ın oğlu Ebu Ubeyde'ydi. Bunlardan ilki olan Abdul Amr ile birlikte daha önce hiç olmayan bir olay adet haline geldi. Vahyin en göze çarpan özelliklerinden biri de Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleriydi. Rahman kelimesi, Rahim kelimesinin yoğun şeklidir ve çok merhametli, sınırsız bağışlayıcı anlamına gelir. Bundan daha yoğun ve kapsamlı bir anlama sahip olan Rahman kelimesinin tam karşılığı bulunmadığı için çoğunlukla yanlış anlaşılmıştır. Vahiy, yeni dinin Allah'ın yüceliğinde bir sığınak bulma ihtiyacı nedeniyle bu iki kelimeye önem vermiştir. Er-Rahim'den çok merhametli, daha fazla merhamet ifade eden Er-Rahman kelimesi rahmetin kökünü ve özünü ifade eder. Sınırsız lütuf ve ihsan anlamına gelen bu kelime Kur'an'da Allah'a eş tutulur. Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın, ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler O'nundur. Bu isim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için çok sevgili bir isimdi ve Abdul Amr yani Amr'ın kulu ismi çok putperestçe göründüğü için yeni mümine Abdurrahman, Rahman'ın kulu, sonsuz bağışlayıcının kulu adını verdi. İsmi Abdurrahman'a çevrilen sadece Avf'ın oğlu değildi. Daha pek çok kimseye bu ad verilmişti. İslam'a çağrıya ilk olumlu tepkileri gösterenler çoğunlukla ikna yoluyla değil bir takım içsel motiflerle bu yola gelmişlerdi. Hazreti Ebubekir uzun süreden beri Mekke'de rüya tabirindeki yeteneğiyle tanınırdı. Bir sabah Şems kabilesinden güçlü bir adam olan Said İbnül As'ın oğlu Halid ona beklenmedik bir ziyarette bulundu. Genç adamın yüzü hala kısa bir süre önce korkunç bir iç tecrübe geçirmiş olduğunu gösteren izlerle doluydu.
aceleyle gece önemli olduğunu sandığı fakat anlayamadığı bir rüya gördüğünü anlattı. Rüyasında dibi görünmeyecek kadar derin ve ateşler içinde bir çukurun hemen kenarında duruyor, daha sonra babası geliyor ve onu ateşe itmeye çalışıyor. Kenarda mücadele ederken korkusunun doruğa ulaştığı bir anda iki güçlü el onu babasının tüm çabalarına rağmen çekip alıyor. Geriye dönüp baktığında kurtarıcısının El Emin yani Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görüyor ve o sırada da uyanıyor. Rüyasını anlatmayı bitirdikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ona sana iyilikler temenni ederim dedi. Seni kurtaran bu adam Allah'ın elçisidir. O halde ona tabi ol. Hem ona tabi olacaksın hem de onun sayesinde İslam'a gireceksin ve İslam seni ateşten koruyacak. Halid doğruca Hazreti Peygamber'e gitti. Rüyasını anlattıktan sonra mesajının ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne yapacağını gösterdi ve Halid ailesinden gizlice İslam'a girdi. Bu sırada Suriye'den memleketine dönmekte olan Abdüşşemsli bir tüccar da çölde bir gece şöyle bir sesle uyandı. Ey uyuyanlar! Uyanın! Çünkü Mekke'ye Ahmet geldi. Bu tüccar Ümeyye kabilesinden Affan'ın oğlu Osman'dı. Aynı zamanda annesi tarafından Abdülmuttalib'in kızlarından birinin Hazreti Peygamber'in halası Ümmü Hakim el-Beyza'nın da torunu oluyordu. Her ne kadar gelmekten ne kastedildiğini bilmese ve çok yüceltilmiş anlamındaki Ahmet'in yüceltilmiş anlamındaki Muhammed yerine kullanıldığını fark etmese de bu sözler onun ruhuna işledi. Fakat Mekke'ye varmadan teyimli bir adamla Hazreti Ebubekir'in kuzenlerinden Talha ile karşılaştı. Talha kutsal evin halkı arasından Ahmet'in meydana çıkıp çıkmadığını soran bir rahibin bulunduğu Busra'dan henüz dönüyordu. Ahmet de kim diye sordu Talha. Rahip Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu cevabını verdi. Bu ay onun ortaya çıkacağı ay ve o peygamberlerin sonuncusudur dedi. Bu sözleri kendi başından geçenleri anlatan Osman'a da tekrarladı. Döndüklerinde Talha, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'e gitmelerinin doğru olacağını söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e gittiler ve duyduklarını ona anlattılar. O da hemen onları çölde duyduklarını ve rahibin söylediklerini anlatmaları için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Başlarından geçenleri anlattıktan sonra inançlarını dile getirdiler. İslam'a giren dördüncü kişi ise imana gelme şekli bakımından bunlardan pek farklı olmayan Zühre'nin müttefiki Abdullah İbni Mesud idi. Bu konuda şöyle diyor. O zamanlar henüz olgunluğa erişmiş bir gençtim ve Ukbe İbni Ebi Muayt'ın sürülerini otlatıyordum. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh yakınımızdan geçiyordu. Hazreti Peygamber kendilerine verebilecek sütüm olup olmadığını sordu. Ben de sürülerin benim olmadığını, bana emanet edildikleri için onlara süt veremeyeceğimi söyledim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha üzerinden bir koç geçmemiş küçük bir kuzunuz var mı diye sordu. Bir tane olduğunu söyledim ve onu getirdim. Hazreti Peygamber onu iple bağladıktan sonra ellerini kuzunun memelerine koydu ve dua etti. Bunun üzerine kuzunun memeleri sütle doldu. Ebu Bekir radıyallahu anh tas gibi ortası çukur bir kaya parçası getirdi. Hazreti Peygamber kuzuyu sağdı ve hepimiz sütten içtik. Daha sonra memeye kuru dedi, o da kurudu. Birkaç gün sonra Abdullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İslam'a girdi. Bir süre sonra ondan 70 sure öğrendi ve kendisine verilen bir lütufla onları ezberledi. Daha sonra Kur'an hafızlarının ileri gelen simalarından biri olmuştur. Vahyin bir süre kesilmesi Hazreti Peygamber'i çok üzmüştü. Fakat kalbi henüz inzal olmayan bir ayette de belirtildiği gibi ilahi kelamı almanın yükü altında eziliyordu. Şayet
biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça görmüş olurdun. Onu, beni örtün, beni örtün demeye zorlayan ürperme yine zaman zaman geliyordu. Bir gece örtüsüne bürünmüş bir halde yatarken, inzivasını daha sert ve önemli bir ilahi emir, insanları kıyamet günüyle uyarmasını isteyen bir emir böldü. Ey bürünüp örtünen, kalk ve bundan böyle uyarıp korkut. Rabbini tekbir et, yücelt, elbiseni de temizle. Pislikten kaçınıp uzaklaş. Çünkü o sura üfürüldüğü zaman, işte o gün oldukça zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Bundan kısa bir süre sonra bir gece yine kendisinden ve onu takip edenlerden beklenen namazı ve ona yüklenen büyük sorumluluğu vurgulayan emirlerle uyandırıldı. Ey örtüsüne bürünen! Az bir kısmı hariç olmak üzere geceleyin kalk. Gecenin yarısı kadar ya da ondan da biraz eksilt veya üzerine ilave et. Ve Kur'an'ı da belli bir düzen içinde tertil üzere oku. Gerçek şu ki biz senin üzerine oldukça ağır bir söz, vahiy bırakacağız. Yine aynı surede şöyle bir emir vardı. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde yalnızca onu vekil tut. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teskin ve teselli etmek için indirilen ve daha yumuşak tonda olan vahiyler de geliyordu. Bir seferinde sadece onun görebildiği melek şöyle dedi. Hatice'ye Rabbinin selamını ilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye, ey Hatice, işte Cebrail sana Rabbinden selam getiriyor dedi. Hatice şaşkınlıktan kurtulup konuşacak kelime bulabildiğinde şöyle dedi. Allah selamdır. Selam da ondandır. Selam Cebrail'in üstüne olsun. Yeni dine giren ilk müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilen emirlerin kendilerini de içerdiğine kanaat getirdiler. Bu nedenle onlar da Hazreti Peygamber gibi uzun gece ibadetleriyle meşgul oluyorlardı. Her zaman kıldıkları namaza gelince artık sadece abdest almakla kalmıyor, üstlerini ve namaz kıldıkları yeri temiz tutuyorlardı. Aynı zamanda Kur'an'ın inen tüm bölümlerini namazda okuyabilmek için hemen ezberliyorlardı. Vahiy artık daha sık gelmeye başlamıştı. Vahiy geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çevresindekilere aktarıyor, daha sonra ağızdan ağıza okunup ezberleniyordu. Dünyevi şeylerin geçiciliği, ölüm, tekrar dirilme ve hesap gününün kesin oluşu, cennet ve cehennem hakkında gittikçe daha çok ayet iniyordu. Fakat tüm bunların ötesinde en çok Allah'ın yüceliğine, tek oluşuna, hak olduğuna, hikmet, rahmet, mağfiret, ihsan ve kudretine dikkat çekiliyordu. Bunların yanı sıra açıkça yaratıcılarının bir olduğuna işaret eden tabiat harikalarına ve evrendeki dengeye onun ayetleri olarak değiniliyordu. Tabiattaki ahenk tevhidin çokluklar dünyasına aksetmesidir. Ve Kur'an bu ahenge insanın düşünce duyularını harekete geçiren bir tema olarak değinir. Düşman olan inançsızların bulunmadığı yerlerde müminler birbirlerine cennet ehlinin selamıyla, Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamladığı şekilde selam veriyorlardı. Selamun aleyküm, yani selam üzerinize olsun. Karşıdakinin cevabı ise ve aleyküm selam, selam sizin de üzerinize olsun oluyordu. Burada çoğul, zamir, küm kullanılması, selam verilen kişinin iki yanında duran melekleri de selama dahil etmek içindir. Şükür ve kutsama ile ilgili ayetler de onların yaşamında ve hayat görüşlerinde önemli rol oynuyordu. Kur'an şükür üzerinde çok durdu ve şükrünü ifade etmenin yolu ise hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır demekti. Bağlılık ve itaatin ifadesi ise
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek idi. Bu, Kur'an'daki her surenin ilk ayetiydi. Müminler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri gibi her Kur'an okuyuşlarında besmele çekiyorlardı. Genişleterek okudukları her şeyin başında ve daha sonra başlanan her şeyden önce besmeleyi okumayı adet haline getirdiler. Yeni din kirli olan hiçbir şeyi kabul etmiyordu.